Merhaba dostlarım. Bu videomda sizlere dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük canisi ya da canavarı, hangisini söylerseniz bu insana yakışır, Adolf Hitler'in biyografisini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmek isterim. İnsanlar tarihe ya çok muhteşem şeyler, olağanüstü şeyler yaparak geçerler ya da çok kötü şeyler yaparak geçerler. Sıradan insanlar tarihe geçmez. Bundan dolayıdır ki Adolf Hitler'in biyografisini anlatmaya çalışıyorum. Bundan dolayı Hitler'in biyografisini ele aldım. Hitler kötülüğüyle tarihe geçmiştir. Yani bizim gibi sıradan insanlar tarihe geçmezler. Einstein, Edison, Tesla, Darwin gibi insanlar muhteşem işler yaparak tarihe geçmiştir. Hitler, Ceausescu, Mussolini, Stalin, Lenin gibi insanlar da yaptığı kötülüklerle tarihe geçmişlerdir. Hitler öyle büyük bir canidir ki İkinci Dünya Savaşı'nın baş sorumlusu kendisidir. İkinci Dünya Savaşı'nda 70 ile 85 milyon arası insan öldüğü söylenir. Tabi bunlar resmi rakamlar. İkinci Dünya Savaşı 1938'de 45 yılları arasında oldu. O zamanki şartlarda resmi rakamlar şimdinkiyle kıyaslanamaz. Birçok insan nüfusa bile kayıtlı değildi. Peki bu Hitler dediğimiz adam aslında kimdir? Kendisi 20 Nisan 1889'da Braunau, Amin, Avusturya doğumludur. Aslında Avusturya vatandaşıdır. Yani Alman asıllı Avusturya vatandaşı olarak dünyaya gelmiştir. Adolf isminin anlamı da asil kurt demektir eski Almanca'da. Babası bir gümrük memuru olan Alois Hitler'dir. Annesi Clara Pölz'dür. Ortaokul ve lise tahsilini Linz şehrinde yaptı. Babası memur olmasını istiyordu. Kendisi babasıyla zıtlaşıyor, ressam olmak istediğini söylüyordu. Sevmediği dersleri de hep aşıyordu. Adolf Hitler ressamlığa çok meraklıydı. Birinci Dünya Savaşı'na katılmadan önce 2000'e yakın çizimi vardı. 1907 yılında başvurduğu Viyana Güzel Sanatlar Akademisi tarafından ressamlığa uygun olmadığı gerekçesiyle başvurusu reddedildi. 1912 yılında vefat eden babasından kalan son parayla Münih'e gitti. Her zaman gerçek Almanya'da yaşamak istemişti. Askeri kariyeri 1. Dünya Savaşı'nda başlamıştır. 16. Piyade Alayı'na alınmıştır. Batı cephesindeki Albay Julius List'in komutasında. 1916'nın Ekim ayında Fransa'nın kuzeyinde bacağından yaralandı. 15 Ekim 1918'de savaşın sona ermesinden kısa bir süre önce zehirli gaz saldırısından dolayı geçici bir körlük yaşadı. 31 Mart 1920'de ordudan aldığı resmi bir emirle sivil hayata geçti ve Alman İşçi Partisi'ne katıldı. 8 ve 9 Kasım 1923'te Mussolini'nin Roma yürüyüşünü taklit ederek Münih'teki Bavyera hükümetini devirmek amacıyla birahane darbesini düzenledi. 1925 yılında siyasete atılmak için kendi isteğiyle Avusturya vatandaşlığından ayrıldı. Ama seçimlerde aday olması için Alman vatandaşı olması gerekiyordu. 1932 yılında Alman Sosyalist Partisi'nden olan İçişleri Bakanı Hitler'i Brunswick'e ataşe tayin etti ve Hitler otomatik olarak Alman vatandaşı oldu. Hitler 1932 yılında Cumhurbaşkanlığına aday oldu. İki turlu yapılan bu seçimde ufak bir farkla Hindenburg'e yenildi. Hitler 5 Mart 1933'te ülkeyi yeniden seçime götürdü ve %44 oy aldı. 1934 yılında Hindenburg öldü. Hitler Cumhurbaşkanlığı görevini de üstlendi. Halkı referanduma götürdü. %89'luk oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. Hitler iktidarının ikinci yılında pek çok üst düzey subayın öldürülmesini emretti. Uzun bıçaklar gecesi olarak da anılacak gecede 85 üst düzey insanın öldürülmesini emretti. Hitler ülkedeki bütün aksaklıkların Yahudi ve Çingeneler gibi bazı azınlıklar yüzünden olduğunu söylüyordu. Ülkenin Yahudi sermayesinden arındırılması gerektiğini söylüyordu. Yahudileri toplama kamplarına topladı. Çalışabilecek durumdakileri ayırdı. Çalışamayacak durumdaki insanları da gaz odalarında zehirleterek fırınlarda yaktırdı. Bu kadar iğrenç, bu kadar aşağılık, insanlık dışı bir mahluktu Hitler. Hitler Alman halkına şunu vaat ediyordu. Bana 10 yıl verin,
Almanya'yı bambaşka bir Almanya yapayım diyerek ilk olarak Avusturya'yı ilhak etti. İlk işgalini Avusturya'ya yapmıştır. 12 Mart 1938'de Avusturya'yı işgal etmiş oldu ve 2. Dünya Savaşı'nı da başlattı. Eylül 1939'da Polonya'yı ele geçirdi. 1940 yılında Fransa, Lüksemburg, Norveç, Belçika, Hollanda ve Çekoslovakya'yı ele geçirdi. 1941 yılında Yugoslavya'yı ele geçirdi. Yunanistan ve Bulgaristan'ı da 1941 yılında ele geçirdi. 1941 yılında hiçbir savaş ilanı olmaksızın Sovyetler Birliği'ne Doğu Cephesini yığdı ve savaşı başlattı. Bu savaş 4 sene sürdü. Bunun sonrasında Amerika Normandiya çıkarmasını yaptı 1944 yılında. Alman SS ordusu o kadar azmıştı ki neredeyse Avrupa'nın tamamını ele geçirmişti. Rusya'ya Kızıl Meydan'a kadar gitmişlerdi. İngiltere'nin de bir kısmını işgal etmişlerdi. 1944 yılında Amerika artık işe el attı ve General Eisenhower'ın önderliğinde Normandiya çıkarmasını yaptı Amerika. Rusya'ya da destek verdi. Görüntüde Rusya ile Amerika düşmandır ama durum o kadar vahim bir hal almıştı ki bütün dünya Hitler'e karşı birlik olmak zorunda kaldı. Normandiya çıkarması son derece başarılı bir şekilde yapılmıştı ve Almanya'ya artık dur denilmişti. Bütün dünya birlik olup Almanya'ya saldırdı. Hitler sözünü tutmuştu. Almanlara bana 10 yıl verin, Almanya'yı bambaşka bir ülke yapacağım demişti. Gerçekten de yapmıştı. Almanya dümdüz bir ülke olmuştu. Almanya'nın neredeyse bütün şehirleri harabeye dönmüştü. Hitler sözünü tutmuştu. 30 Nisan 1945'te eşi Eva Braun'la birlikte siyanürle kendisini önce zehirlemiş, sonra iki el başına ateş etmiş ve intihar etmişti. Dünyada bir caniden kurtulmuştu. Yani bazı şeylere biraz da iyi tarafından bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer o beğenmediğimiz birçoğumuzun düşman olduğu Amerika olmasaydı, Hitler gibi bir adam başarılı olsaydı, dünya nasıl bir dünya olurdu? Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.